İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni mülklerine defter dallık el koydu. Arşak Alboyacan'ın Malatya Ermenileri adlı kitabı Türkçe'ye çevrildi. Lavrov, Yerevan'ın sürdürdüğü dış politika dengelidir. Türk hükümeti Orta Asya'dan nüfusun Kilikya ve Suriye'ye taşınması için çalışıyor. Ankara işgal ettiği Rasulayn'deki ilk Suriye köyünü kaybetti. İran'daki bu şehir nükleer santralinin ikinci güç ünitesinin inşasına başlandı. Levon Aronyan, Süper Bet Rapid ve Blitz satranç turnuvası galibi. 1932 Malatya doğumlu Abdurrahman Bektaş, Malatya'nın eski müftülerinden Sarı İmam'ın torunu. Malatya'nın Çarmuz'dan bu yana sigorta hastanesi olan Beydağı Devlet Hastanesi'nin bulunduğu yerler de dahil hep Ermenilerin mülküydü. Ermeniler Malatya'dan gidince defterdallık el koydu. Sonra da satışa çıkardı kapan kapana. Yazının devamını web sayfamızda bulabilirsiniz. Kilikya, Ermenilerin yaşadığı kentleri üzerine monografileriyle bilinen Arşak Alboyacan'ın 1961 tarihli Malatya Ermenileri adlı eseri Türkçe'de. Ermenilerin Batı Ermenistan coğrafyasında yaşadığı yörelerin tarihi üzerine hazırladığı monografileriyle tanınan Arşak Alboyacan'ın Malatya Ermenileri, Coğrafya, tarih, etnografya adlı eseri Sirvat Malhasyan tarafından Türkçeye çevrildi. Tarihçi Alboyacan, coğrafya, arkeoloji, kültür, mimari, siyaset, folklor gibi farklı disiplinlerin sağladığı bilgiler ışığında en eski zamanlardan 20. yüzyıl başına dek yörenin olabilecek en derinlemesine hikayesini ortaya koyuyor. 1961'de yayınlanan bu eserin özgün Ermenice baskısı 1500 sayfayı aşıyor. Arşak Alboyacan bir tarihçi, filolog, eğitimci ve aktivisttir. 17 Haziran 1879'da Konstantinopolis'in Üsküdar semtinde doğdu. Berberyan ve Getrolagan okullarında okudu. Yazı hayatına 1897'de günlük Bizantiyon gazetesinde başladı. 24 Haziran 1962'de Kahire'de hayatını kaybetti ölümünden sonra kütüphanesi ve arşivi, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Mesut Başlı Tatlı el yazmaları müze estüdüsü olan Madena Taran'a taşındı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni Media Max Ajansı ile yaptığı röportajda Yerevan'ın dengeli ve sorumlu bir dış politika izlemekte olduğunu vurguladı. Lavrov, Ermeni dostlarımızın stratejik ortaklığı ve Rusya ile müttefik ilişkilerini sürdürme ve güçlendirme konusundaki taahhüdü ve Sovyet sonrası alandaki çeşitli çok taraflı birliklere aktif katılımları dikkat çekicidir, dedi. Ona göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki mevcut etkin başkanlığı bunun net bir onayıdır. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde Moskova ve Yerevan toplu güvenlik güçlerini ve kaynak potansiyelini kademeli olarak geliştirmek için birlikte çalışıyor. Ayrıca Ermeni mevkidaşlarımızla eski Sovyet cumhuriyetlerinin çoğunu birleştiren Bağımsız Devletler Topluluğu fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için de çaba sarf ediyoruz ifadesinde bulundu. Kilikya, Ayn Serekaniye ve Tel Abyad, Giresipi'nin işgalinden sadece haftalar sonra bölgenin Türkleşmesi başladı. Mevcut bilgilere göre Türkiye'nin göç idaresi Orta Asya'daki Türk devletlerinden ailelerin Suriye'nin iki kuzey kentine yerleştirilmesi için hazırlık yapmaya başladı. Konstantinopolis, Hatay, Antep ve Urfa merkezlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından koordine edilen Göçmenler Genel Müdürlüğü Ras el Ayn'den Serekaniye, Tel Abya'da Giresipiye işgal altındaki koridorun barınaklarındaki mültecileri yerleştirme hazırlığına başladı. İnsanların Orta Asya'dan Suriye'ye yeniden yerleşimi. Mevcut bilgilere göre Milli İstihbarat Teşkilatı Doğu Türkistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Afganistan gibi sözde Türk devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne göç etmiş ailelerle buluşuyor ve onları ikametlerini değiştirmesi konusunda ikna ediyor. İlk önce Suriye Ulusal Ordusu adı altında Türk desteği alan militanların aileleri seçiliyor. Onlar bölgeye yerleştirilmek için göç idaresinden Türkiye Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olan AFAD'dan mümkün olan tüm yardımları alıyor. Şimdiye kadar stratejik önem taşıyan noktalara Türkiye tarafından desteklenen çeşitli terörist gruplar yerleşti. Türkiye bu adımları 20 Ekim 1998 tarihli Adana Anlaşması bağlamında sunmaktadır. 20 Ekim 1921 Angora Anlaşması'na bakılabilir. Erdoğan, diğer ülkeler çekilmeden biz geri çekilmeyeceğiz. Adana Anlaşması gibi bir belgemiz var. Burada Adana Anlaşması'nın bize verdiği yetki ve konumumuza devam edeceğiz diyerek tavrını koydu. Türk devleti Afrin, Azaz ve Cerabulus'ta da aynı taktikleri uyguladı. Kilikya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki 30 kilometrelik bölgeyi işgal etmesinden bu yana ilk kez cumartesi günü bir cephe çatışması yaşandı ve Suriye ordusunun birlikleri, Türk ordusu ve onun paralı askerleri ile çarpışarak hızlı bir şekilde Türkiye sınırındaki Umcayafa kentini geri almayı başardı. 9 Kasım Cumartesi sabahı kısa bir savaş gerçekleşti. Umcayafa, Aburasin semtine yakın bir yerdedir ve Rasul Ayn'in banyosudur. Şiddetli saldırı Türk paralı askerlerini şehre geri dönmeye mecbur etti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Ankara'ya satılmış olan teröristler güçlü bir karşı saldırı başlatmadan önce toparlanmaya çalıştı. Ordu birlikleri Rasul Ayn'in Al-Mahmudya köyüne sığınan son terör unsurlarını takip etmeye hazırdı. Bu askeri hamle çok önemli çünkü belirleyici sonuçları var. Türkiye, Suriye'yi ve kendi çıkarlarını tartışmak üzere görünüşte kriz halinde olan NATO zirvesi çerçevesinde 3 Avrupa ülkesinin Fransa, Almanya ve İngiltere'nin liderleriyle 13-14 Aralık günlerinde görüşmeye hazırlanıyor. İki haftadır Almanya NATO çerçevesinden hariç Avrupa Birliği çerçevesinde kurulmak şartıyla Fransa için oldukça çekici bir fikir olan Suriye'nin kuzeyinde bir güvenlik bölgesi oluşturma isteğini dile getiriyor. RIA Novosti Ajansı'nın İran medyasına dayanarak verdiği bilgiye göre Rusya Federasyonu ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki işbirliği tarihinde önemli bir olay gerçekleştirildi. Bu şehir nükleer santralinin ikinci güç ünitesinin inşaatına İran topraklarında Rus uzmanların katılımıyla pazar günü başlandı. Bu şehir nükleer enerji santralinin ikinci biriminin resmi inşası İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran Atom Enerjisi Organizasyon Başkanı Ali Akbar Salehi ve Rosatom Devlet Korporasyon Genel Müdür Yardımcısı Alexander Lokşin tarafından başlatıldı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Superbet Rapid Blitz turnuvasını Ermenistan Cumhuriyeti satranç takımının lideri Levon Aronyan kazandı. Hızlı satrancın 9 turu ve 18 Blitz oyunu sonucunda Ermeni Büyük Usta Aronyan 20 puan topladı ve ilk sırayı Rus Sergey Karyakin ile paylaştı kazanan Taybirek hızlı oyun sonunda belli oldu. Levon Aronyan 2,5-1,5 puan farkla kazandığı bu satranç turnuvasına 10 büyük usta katılmıştı. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Antranik Manukyan tarafından seslendirilen Yavuk Çavuş Anısını adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.